Bütün günü masanızda rahatsız bir pozisyonda geçirdiniz. Eve varır varmaz boynunuzu güzelce dinlendirmeyi umarak kendinizi yatağa yüzüstü attınız. Ertesi günse tutulmuş bir boyunla uyandınız. Durun ve eve geldiğiniz anı geri sarın. Kaslarınız zaten gün boyu oturduğunuz için fazla çalıştırılmış ve güçsüz düşmüş. Güzel bir arayı hak etmiş derken yüzüstü yatmanız bunun tam tersine neden olur. Sırtınızı büker, yastığın içinden nefes alamayacağınız için boynunuzu yana döndürürsünüz ve bu omurganızla eklemlerinize çok fazla baskı uygular. Boynunuz için en iyi uyku pozisyonları yan veya sırt üstü uyumaktır. Sırt üstü uyurken ağırlığınızı vücudunuza eşit bir şekilde dağıtırsınız. Omurganız bükülmez. Eğer yüzüstü yatmak en sevdiğiniz pozisyonsa, duruşunuzu dengede tutmak için başınızın altına küçük ve daha düz bir yastık koyun. Yuvarlak bir yastık daha da iyi olur. Yastık kılıfının içine fazladan boyun desteği için daha yumuşak küçük bir boyun yastığı koyabilirsiniz. Yan yatmayı tercih ediyorsanız asla çok yüksek ya da çok sert bir yastık almayın. Kulağınızdan omzunuzun ucuna kadar olan mesafe kadar kalın bir yastık işinize yarayacaktır. Daha kalını boynunuzun kasılı kalmasına sebep olur ve sabaha muhtemelen tutulmuş uyanırsınız. Yastık çok yumuşak veya düz de olmamalıdır. Kafanızdan başlayarak boynunuzdan ayaklarınıza kadar düz bir çizgi oluşturabileceğiniz kalınlıkta olmalıdır. Ayrıca bacaklarınızın arasına alacağınız ince bir yastıkla omurga, kalça ve leğen kemiklerinizi hizalayabilirsiniz. Bacaklarınızı çekerek yan yatmak seçebileceğiniz en iyi pozisyon değildir. Çünkü ağırlığınızı vücudunuza eşit bir şekilde dağıtmanıza ya da omurganızı omuz ve boynunuzla doğru bir şekilde hizalamanıza izin vermez. Yapabileceğiniz en iyi şey hafızalı köpük yastıklarından almaktır. Bu yastık, servikal omurganız yani boynunuzu oluşturan ilk 7 kemiğin doğal kıvrımını destekleyecek bir pozisyonda uyumanızı sağlar. Hafızalı köpük yastıklardan her şekil ve boyutta bulabilirsiniz. Sırt üstü uyumak için bu yastıktan alacaksanız kavisli bir model tercih edebilirsiniz. Yan yatanlar için boyun hizasının yüksekliği başın koyulduğu yerden daha yüksek olan geleneksel dikdörtgen bir yastık yeterli olacaktır. Yastık kılıfı ve örtüsü olaraksa doğal, nefes alabilen kumaşları tercih edin. Bu sayede yastıklarınızın ömrü uzar. En kaliteli dolgu için paraya kıyın. Üstünde 2500 saatten daha fazla uyuyacaksınız. Hafızalı köpük yastıklarınızı her 3 yılda bir değiştirmelisiniz. Bu tür yastıkların sıradan eski modelleri 18 ay içinde gece boyu ihtiyacınız olan destek ve rahatlık verme süper gücünü kaybeder. Yatakların normalde 5 ila 10 yıl arasında ömürleri vardır. Ancak sizinki batıyorsa, ağrılarla uyanıyorsanız ya da otel odasında uyuduğunuzda kendinizi evdekinden daha iyi hissediyorsanız bir değişikliğin zamanı gelmiş demektir. Yatakların yaylı, köpük ve ayarlanabilir olmak üzere 3 genel türü vardır. Yan yatanlar, vücut ağırlıklarını destekleyip şekillerine uyum sağlayabilmesi için daha yumuşak bir yatağa ihtiyaç duyar. Yaylı yataklar, baskıyı hafifletmek için uygun bir seçenektir. Omuz ve kalçalar etrafında rahatlatma noktaları bulunan yumuşak köpüklü olması da iyi bir tercih olacaktır. Yüzüstü yatmaktan vazgeçemiyorsanız en iyi desteği alacağınız sert köpüklü, yoğun yaylı ya da şişme yataklar gibi daha sert yataklara yönelmelisiniz. Sırt üstü yatmayı tercih ediyorsanız ihtiyacınız olan omurganızı destekleyecek ve onu doğru hizalayacak bir yüzeydir. Bunun için çeşitli seçenekleri deneyebilirsiniz. Uykudan bahsetmişken eğer kendinizi yorgun hissediyorsanız biraz kahve içip güzelce kestirin. Şekersiz, kremasız veya sütsüz sade kahveyi veya espressoyu hızlıca için gözlerinizi kapayıp alarmınızı 20 dakika sonraya kurarak rahatça uzanın veya oturun. Kahve sonrası kestirmeniz, kafein devreye girip adenozin adı verilen bir molekülü beyninizden atarken sona erecektir. Kendinizi çok daha dinç ve taptaze hissederek uyanacaksınız. Bir kahve şekerlemesine vaktiniz yoksa sakız çiğnemeyi deneyin. Bu sayede kendinizi daha az uykulu ve daha zinde hissedersiniz. Bazı araştırmalar sakız çiğnemenin sınav sonuçlarınızı ve hafızanızı bile iyileştirdiğini gösteriyor. Bunun sebebi çiğnemenin sebep olduğu fazladan beyin aktivitesi ya da canlandırıcı nane aroması da olabilir. Dişlerinizi yemekten hemen sonra fırçalamayın. Özellikle de turunçgiller, domates, sporcu içecekleri ya da gazoz benzeri asitli içecek ve yiyecekleri tükettikten sonra. Hızlı fırçalarsanız asidin diş minesi üzerindeki etkisini hızlandırıp minenizi yumuşatırsınız. Güvenle dişlerinizi fırçalamak için en az 30 dakika bekleyin.
Spor salonuna bir dahaki gidişinizde yanınızda çikolatalı süt götürün. Süt başlı başına harika bir protein kaynağıdır ve çikolata da karbonhidrat bakımından zengindir. İkisi birlikte çalıştırdığınız kasları onarıp iyileştirmeye ve terlerken kaybettiğiniz sıvı ve besinleri yeniden kazandırmaya yardımcı olur. Yüksek şeker oranı da sürece katkıda bulunup enerjinizi toplamanıza yardımcı olur. Bir türlü kurtulamadığınız can sıkıcı hıçkırıkları durdurmak için bir kaşık dolusu şeker yiyin. Şeker, beyninizle midenizi bağlayan sinirinizi uyarır, boğazınızın arkasını rahatsız eder ve hıçkırıklarını keser. Ayrıca normalde su içerken bardağı tuttuğunuz yerin tam tersinden su içmeyi deneyebilir ya da limon ısırabilirsiniz. Dışarıdaki sıcaklar dayanılamaz duruma geldiğinde buharı tüten bir içecek için vücudunuz sıcaklıktaki değişimi fark edecek ve ter üretimini hızlandıracaktır. Cildinizden daha fazla ter buharlaştıkça kendinizi daha iyi hissedersiniz. Sabah dişlerinizi fırçalarken tek ayağınızın üstünde, akşam da diğerinin üzerinde durun. Bunu yapmak ana denge kaslarınızı çalıştırmanın, dengenizi düzenlemenin ve daha iyi bir duruşa kavuşmanın harika bir yoludur. Daha ileri bir seviyeye çıkarmak için gözlerinizi de kapatabilirsiniz. Tek ayağınızın üzerinde uzun bir süre durabiliyorsanız bu beyninizin sağlıklı olduğuna işaret eder. Gözleriniz kapalı oturun. Nefesinizi 15 defa sayın. Başka hiçbir şey düşünmemeye çalışın. Bir dakikalık bu meditasyonu gündelik olarak yapmak zihninizi sakinleştirmenizi, rahatlamanızı ve hayatınızda olan değişikliklere uyum sağlamanızı sağlayabilir. Ayrıca bu sayede sezgilerinizi daha net duyabilir ve pozitif değişimin gerçekleşmesini sağlayabilirsiniz. Uyumakta zorlanıyorsanız bir dakika 4-7-8 metodunu deneyin. Rahat şekilde oturun ve ciğerlerinizdeki havayı boşaltın. Burnunuzdan 4 saniye boyunca nefes alın, 7 saniye boyunca tutun ve nefesi ağzınızdan 8 saniyede geri verin. Bütün bunları 3 kere tekrarlayın. Her acıktığınızda bir bardak su için, belki de sadece susuz kalmış olabilirsiniz. Sonrasında açlık hissetmeye devam ederseniz fazladan yemez ve daha hızlı doyarsınız. Buzlu su daha da iyi işe yarar. Telefonunuzu günde 52 defa kadar kontrol ediyorsunuz. Evet, sizi izliyorum. Kendinizi bunu yapmadan önce derin bir nefes almak üzere eğitin. Nefesi alırken telefonu gerçekten açıp açmamanız gerektiğini ve neden açacağınızı düşünün. Bekleme süresi bu aleti gereğinden fazla kullanmayı engellemenize yardımcı olabilir. Arabanızı ön kapınızdan olabildiğince uzağa park etmeye alışın. Bir ofis içinde çalışıyorsanız o fazladan bir dakikalık yürüyüş bile sağlığınıza çok iyi gelecek ve kas ve eklemlerinizdeki stresi ve gerginliği azaltacaktır. Yeni ayakkabılarınızı giymek için sabırsızlanıyorsanız onları ayağınıza daha hızlı alıştırmanın bir yolu var. Kalın çoraplar giyin. Ayakkabılardan birini saç kurutma makinesiyle yaklaşık bir dakika yumuşak gelene kadar ısıtın. Sıcakken giyin. Sonra aynısını diğer ayak için yapın. Soğuyana kadar evin içinde dolaşın. Bunu birkaç kere yaparsanız ayakkabılar ayağınızı vurmaz ve bulut kadar yumuşak gelirler. Patates dilimlerini %100 doğal deodorant olarak kullanmayı deneyin. Dilimleri koltuk altlarınız ve el ve ayak gibi diğer sorunlu alanlara sürün. Patates, potasyum adı verilen mineral açısından zengindir. Bu yüzden patates cildinizdeki fazla suyu yok edip aşırı terlemeyi engelleyebilir. Ter bezlerinizi yavaşlatmak için ayrıca ev yapımı domates suyu ve bitki çayları da içebilirsiniz. En uygunsuz zamanlarda gülmekten kendinizi alıkoyamıyorsanız, düşüncelerinizi başka şeylere çevirerek kendi dikkatinizi dağıtabilirsiniz. Yüzden geriye doğru sayın, kafanızda sıkıcı liste hazırlayın, çevrenizde belirli bir rengi arayın, kendi kendinize bir şarkı söyleyin ya da kendinizi çimdikleyin ya da koyun kahkahayı gitsin. Telefonunuzu yatağınızdan olabildiğince uzağa koyun. Bu sayede ertesi sabah alarmı erteleyerek geçiştiremezsiniz. Telefonunuzu susturmaya giderken önünüzdeki saatlerde ne yapmanız gerektiğini hatırlar ve tekrar yatağa dönmek istemezsiniz.